Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza Avusturya'dan başlıyoruz. Avusturya'nın 4. büyük şehri Salzburg'dayız. Sizlerle beraber yeni Volkswagen Touareg'i bu yollarda kullanıp kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Aslında baktığınızda Salzburg bizim ölçülerimize göre çok küçük bir şehir. Sadece 150 bin kişi yaşıyor ama turizm açısından bazı önemli avantajları var. O da müthiş manzaralar. Bence Salzburg ve çevresinin bu kadar güzel olmasında konumunun da çok büyük katkısı var. Baktığımızda bu bölge Alp Dağları'nın, arkamda görmüş olduğunuz Alp Dağları'nın kuzey yamaçlarında konumlanmış. İnanın bana insanın çok içini rahatlatan bir tabiat söz konusu. Yemyeşil çimenler, ormana baktığınızda 3-4 farklı yeşil görüyorsunuz ve her yerde böyle Alp Dağları'ndan gelen suların toplandığı müthiş güzel göller. Şu anda da ciddi yağmur yağıyor fakat o kadar güzel bir yer ki programa sizlerle böyle çok güzel bir noktadan başlamak istedik. Volkswagen'in amiral gemisi diyebiliriz Volkswagen Touareg için ve gerçek bir SUV modeli. Dünyada gelişen tek segment, otomobillerin segmentleri içerisinde gelişen, en hızlı gelişen segment SUV segmenti. Bütün markalarda, çeşitli boylarda SUV'lerin piyasaya sürüldüğünü görüyorsunuz. Volkswagen ürün gamına baktığımızda ciddi bir SUV atağında olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Touareg'den başlayalım. 3. jenerasyonu sizlerle kullanıp kısaca değerlendireceğiz. Ama ilk versiyonu 2002 senesinde dünya piyasasına çıktı. Yaklaşık 8 sene devam etti. 2010 senesinde 2. jenerasyonu gördük. Sizlerle onu değerlendirmiştik. Şimdi de 2018 yılında 3. jenerasyonunu görüyoruz. Yani baktığımızda 8 yılda bir Touareg'in ciddi adımlarla geliştiğini söyleyebiliriz. Touareg'in dışında SUV gamına baktığımızda hemen arkasından Tiguan'ın geldiğini söyleyebiliriz. Onun arkasından T-Roc, boyutlarına göre küçülerek T-Cross'un geldiğini çok rahat söyleyebiliriz. Amerika pazarı ve Çin pazarı içinde iki tane daha farklı SUV modeli var. Bunlara en son şunu eklemek istiyorum. Frankfurt fuarında, Volkswagen standında gerçekten çok gelişmiş, %100 elektrikli bir konsept otomobil gördük. ID Cross diye, ID Cross. Bu da 2020 senesinde gene SUV formatında ve %100 elektrikli olarak dünya piyasasına çıkacak. Bu bölgenin, Alp bölgesinin, Avusturya Tirollerinin turizm açısından önemli bir avantajı daha var. O da yolları. Hem söylediğim gibi müthiş bir tabiatta yollar devam ediyor ama onun dışında yolların tutunma kalitesi çok üst düzey. Özellikle yaz aylarında bu yollarda birçok motosiklet meraklısını ve dünyanın her tarafından gelmiş olan motosiklet meraklısını burada görebilirsiniz. Klasik otomobilcileri görebilirsiniz. Performans otomobillerini görebilirsiniz. Hepsi bu yollarda. Tabii şunu da unutmamak lazım. Yollar tamamen virajlı karakteristiğe sahip ve çok iyi tutunan yollar. Yol mühendisliğine baktığınızda eğimli yerlerde, virajlarda farklı malzemelerin kullanıldığını görüyorsunuz. Mesela şu anda burada ciddi bir yağış var ama yollara baktığınızda asla su tutmadığını görüyorsunuz. Bu da tabii otomobilin yola tutunmasını çok kolaylaştırıyor. Uygun mevsimlerde de firmalar burada yeni modellerini bu yüzden tanıtıyorlar. Yeni Volkswagen Touareg'i, Salzburg'un bu söylediğimiz zemini
çok güzel olan asfalt yollarını da kullanıyoruz. Yaklaşık 150 kilometre yol yaptık ve bizi etkileyen birkaç noktayı bence artık sizlerle paylaşmamız lazım. Tabii ki çok konforlu bir otomobil. Özellikle kabin iç ses düzeyi açısından baktığınızda bir önceki Touareg'e göre çok daha sessiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama onun yanında performansı gerçekten de bizi çok etkiledi. Şimdi performans derken burada çok önemli bir konu var. Tabii ki otomobil çok kapasiteli bir otomobil. 3 litre V6 çift turbo dizel bir motora sahip. Onun dışında 8 ileri vites kutusu, otomatik vites kutusu ve sürekli 4 çeker sistemine sahip. Baktığınızda gerçekten de yapısal olarak zaten çok performanslı bir otomobil olduğu belli. Ama bunun yanında çok önemli eklenmiş özellikler var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir otomobilin motoru, vites kutusu çok güçlü, çok kapasiteli, çok yüksek torkta olabilir. Ama bunu yere verebilmek inanın bana başka bir olaydır. Bu ekipmanlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bence otomobilde çok büyük fark yaratan. Mesela bunlardan en önemlisi bence aktif viraj barları. 48 voltla çalışan ve süspansiyon dengesini sağlayan aktif viraj barları. Onun dışında 4 amortisörün havalı olması, havalı ayara sahip olması, elektromekanik direksiyon. Bu özellikleri bir araya getirdiğinizde gerçekten bu çok kapasiteli motor gücünü ve torkunu yere çok rahat verebiliyorsunuz ve bu insanı etkiliyor. Öncelikle otomobilin teknik değerlerine, genel teknik değerlerine bakalım. Söylediğimiz gibi 3 litre 6 silindirli çift turbolu dizel motora sahip, 286 beygir gücünde, yaklaşık 4500 devirde 286 beygiri verebiliyor. Bu tip bir otomobil için çok önemli olan tork değeri 600 Nm. Onu da 2250 ile 3250 devir arasında maksimumda almanız mümkün. Bu yeni Touareg bir öncekine göre tam 107 kilogram, yani şaka değil, hem regülasyon sebebinden dolayı artması gerekirken 107 kilogram daha hafif yapılmış. Çok kısa bunu tasarımı konuşurken sizlerle paylaşacağım. Otomobilin toplam ağırlığı 2 tonun altında, 1970 kilogram civarında. Dolayısıyla 286 beygirle 600 Nm gibi bir torkla ve 1970 kilogram ağırlıkla baktığımızda 4 çeker bir otomobil, sürekli 4 çeker bir otomobil. Sıfırdan 100 kilometreye inanılmaz bir rakamda ulaşabiliyor. Yaklaşık 6 saniyede. Bu da gerçekten ne demek istediğimi sizlere iyi ifade ediyordur rakamsal olarak. Onun dışında maksimum süretine baktığımızda o da çok yüksek sayılabilecek bir değer. 235 km saat. Bu performansa göre gerçekten de çok başarılı, çok verimli yakıt tüketim değerleri var. Şöyle söyleyeyim size, şehir içinde ortalaması, tabi bunlar standart ölçümler sonucunda, yaklaşık 8 litre 100 km'de. Ama şehir dışına geldiğinizde yaklaşık 2 litrelik bir fark oluşuyor ve 100 kilometrede 6 litrelik bir yakıt tüketimine düşüyor yeni Touareg. Ortalaması ise 6.9 litre, 7 litre 100 kilometrede. Gerçekten de bu değerler bu performans seviyesine göre çok verimli diyebiliriz. Motorun yerleşimi de Touareg'de diklemesine, enlemesine değil dikine yerleştirilmiş. Hemen arkasında 8 ileri vitese sahip olan otomatik vites kutusunu görüyoruz. Ve hemen ondan sonra da merkezi diferansiyel var. Yani otomobil sürekli 4 çeker dedik. Motor torkunu ön ve arkaya dağıtan merkezi diferansiyel var. Bu aynı zamanda kilit özelliği olan bir diferansiyel. Şartlara göre, yani otomobilin hareket halindeyken öndeki çekiş kaybına veya arkadaki çekiş kaybına göre torku sağlam basan tekerlere yönelten merkezi diferansiyel. Bunun da bir limiti var. Bütün torkun %70'e kadarını ön tarafa verebiliyor veya bütün torkun %80'ini arka tarafa verebiliyor. Söylediğim gibi otomobilin içinde bulunduğu çekiş şartlarına göre. Bütün bunları otomobilin kullanıldığı ortama göre tamamen değiştiren mod sisteminden de mutlaka bahsetmemiz lazım. Modları orta konsolda bana yakın olan düğmeden ayarlayabiliyoruz. Sol tarafı tamamen yol için, yani asfalt yollar için
hazırlanmış modlara ait. Sağ tarafı ise yol dışında kullanım için ayarlanmış. Hemen söyleyeyim şöyle, baktığımız zaman ekonomik kullanım, konfor, normal, sport, kendinize has ayarları yapabileceğiniz individual modları var. Düğmeyi sağ tarafa çevirdiğinizde ise yol dışı modlarını görüyorsunuz. Mesela kar, kum, çok seviye yüksekliği olan arazide gitme modu, toprak yol modu veya otomatik yol dışı modu gibi. Buna göre otomobil yol dışındayken de o karaktere göre, o şartlara göre kendisini ayarlayabiliyor. Motor tepkisini değiştiriyor. Vites kutusunun vites değiştirme aralıklarını farklı hale getiriyor. Tabii ki süspansiyonu hem yükseklik olarak hem sertlik olarak farklı konuma getiriyor seçtiğiniz moda göre. Onun dışında elektromekanik direksiyonun çalışmasını da tamamen o şartlara göre adapte ediyor. Dolayısıyla tek tek detaya girmek istemiyorum. Çünkü 10 tane mod var. 5 tane yol için, asfalt yol için, 5 tane de yol dışı için. Dolayısıyla otomobilin bu karakteristiklere gelmesini sağlıyor. Mod düğmesi önemli olduğu için kısaca bahsetmek istedim. Yeni Volkswagen Touareg'i değerlendirmeye başlarken otomobilin çok kapasiteli bir otomobil olduğunu fakat bunu çok başarılı bir şekilde yere verdiğini söyledik. Bizi en etkileyen noktalardan bir tanesi. Yani bir otomobil kapasiteli olabilir ama bu kapasiteyi yere vermek çok önemlidir. Yani insana güven veriyor. Her istediğiniz hareketi yapabilecek gibi hissediyorsunuz Touareg'de. Bunun altında yatan nedenlere baktığımızda bence öncelikle aktif viraj barlarından bahsetmek lazım. Esas da viraj barları veya piyasadaki adıyla viraj demiri bütün otomobillerde vardır. Yarış otomobillerinde bunlar çeşitli kalınlıklarda olur ve malzemenin burulmasına göre yani çeliğin burulma prensibine göre çalışırlar. Fonksiyonu da şudur, viraja girdiğinizde otomobilin gövdesi viraja girdiğiniz tarafa doğru yatmaya başlar. Gövde hareketi vardır. Bunu minimize etmektir. Normal otomobillerde çeliğin burulmasından diğer tarafa yani süspansiyonun sağ ve sol tarafını bağladığı için bir taraftaki eğilme metalin burulmasından dolayı diğer tarafa ters olarak etki eder ve otomobilin gövde salınımını azaltacak şekilde çalışır. İşte burada üzerinde bunu düzelten 48 voltluk bir elektrik motoru var. Çok kuvvetli bir elektrik motoru var. Dolayısıyla şu dikkatimi çekiyor. Süratli bir viraja girsek otomobilin gövde hareketi minimum oluyor. Onu da bence bırakıyor ki sürücü virajda hissiyatı alsın diye. Yani otomobilin hissini alsın diye. Dolayısıyla otomobilde gövde hareketi minimuma indirilmiş vaziyette. Bu da tabii sizin çok daha güvenli viraja girmenizi sağlıyor. Tabii burada unutmadan mutlaka 4 tekerinde dönüş özelliğini eklemek lazım. Şöyle bir sistem, bu çok önemli bence. 37 kilometre saate kadar arka tekerler ön tekerlerin ters istikametinde dönüyor. Dönüş yapmaya çalıştığınızda bu ters yöne dönmesi dönüşü kolaylaştırmak için 37 kilometre saate kadar. Mesela sert virajlar var bu Alp yollarında. Oraları dönerken inanın bana otomobilin 2 metre 90 santimetre aks mesafesi var. Sanki 2 metrelik aks mesafesine sahip bir otomobil gibi dönebiliyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aks mesafesi ne kadar uzarsa otomobilin dönme yeteneği o derece azalır. Kısalırsa da o derece artar. Yani uzun bir aks mesafesiyle kısa aks mesafesi hissiyatını veriyor, güvenini veriyor. Bu çok çok önemli. 37 kilometre saatin üzerinde ise çok ilginç. Arka tekerlerde ön tekerlerle aynı yönde dönüyor. Bu da özellikle otoban kullanımında, şerit değiştirmede tabii ki otomobilin hareketine, dinamiğine çok çok yardımcı oluyor. Mutlaka süspansiyondan da bahsetmek lazım kısaca. Çünkü detaya girersek inanın vaktimiz yetmeyecek. Bence havalı süspansiyon, geliştirilmiş havalı süspansiyon bir önceki Touareg'e göre gerçekten önemli değişiklikler var. Otomobilin yine viraj ve yol performansına çok büyük katkıda bulunuyor. Ve bunun en büyük parametresi de bence yükseklik ayarı. Şöyle söyleyeyim, otomobili şu anda normal otobanda kullanıyoruz. Bu seviyeye, bu yüksekliğe sıfır seviyesi diyelim. Offroad modlarında, yol dışı modlarında yüksekliği normal offroad modunda 20 santimetre otomobili yükseltebiliyor otomatik olarak ve agresif offroad modlarını seçtiğinizde 70 milimetre yükseltiyor. Bir kere yaklaşma açısı,
ara açıları ve uzaklaşma açısı fark ediyor. Hepsi 30 derecenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla otomobilin engel aşma yeteneği çok artıyor. Tersini düşünelim. Otobana geldiğiniz zaman sıfır modundan 15 ile 25 milimetre otomobili alçaltıyor. Bu fevkalade önemli. En azından şunu söyleyeyim, aerodinamik açıdan başta söylediğimiz o kapasitesine göre çok verimli yakıt tüketimine bile bu aerodinamik değişikliğin otomobilde çok büyük katkısı var. Bir de en son havalı süspansiyonun sadece arka tarafı 40 milimetre, 4 santimetre indirme konusu var ki bu da önemli çünkü yüklemeyi çok kolaylaştırıyor. Mutlaka bahsetmemiz gereken farklı bir konu var. O da otomobildeki elektronik destek sistemleri. Bunlardan ilginç bir tanesi var. Onu söylemek istiyorum. O da remorkla geri geri yanaşma elektronik destek sistemi diyeyim. Touareg'in satış istatistiğine baktığınızda Almanya'da satılan Touareg'lerin %60'ı remork çekecek şekilde müşteriler tarafından talep ediliyor. Avrupa toplamında baktığınızda ise toplam Touareg'in %40'ı remork çekme özelliğiyle satışı gerçekleşiyor. Dolayısıyla remork çeken müşteri sayısı çok fazla Touareg'de. Remorkla geri geri yanaşmak da gerçekten bir sanat işidir. İşte onu bir software halinde Touareg'in remorkla kullanılırken park etmesini sağlayacak şekilde bir elektronik sistem geliştirilmiş. Geliyorsunuz park yerine, park edeceğiniz yeri gördüğünüzde ve park asisti, park yardımını seçtiğinizde remork sistemi devreye giriyor ve sizi yönlendirmesiyle, açısal yönlendirmesiyle remorku hiç kusursuz bir şekilde geri geri park edebiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik. En son Avusturya'da görüşmüştük. Avusturya'dan Kapadokya'ya geldik. Bence Kapadokya gerçekten de dünyanın, sadece ülkemizin değil, en önemli turistik yerlerinden bir tanesi. Bu kadar güzel bir yerde de bence yeni Volkswagen Touareg'in biraz tasarımından bahsedelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi yeni Touareg 3. jenerasyon. Baktığımız zaman ilk 2 jenerasyonu 1 milyon adetten fazla satılmış. Segment olarak da burası önemli bence. Lüks SUV segmentine giriyor. Volkswagen'in söylediğimiz uzunlamasına büyük motorlar yerleştirilmiş olan lüks platformunun önemli üyelerinden bir tanesi. Bu platformun yeni Touareg'e getirdiği en önemli konulardan bir tanesi de boyutlar. Uzunluğunun 4 metre 88 santimetre, 5 metreye yakın olduğunu görüyoruz. 4.88 ile bir önceki Touareg'den 8 santimetreden daha fazla uzun olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca genişliğinde de bir artma var. Aynalar kapalıyken eninin 1 metre 99 santimetre, yaklaşık 2 metre olduğunu söylememiz lazım. Ayrıca yüksekliğe baktığımızda 1 metre 70 santimetre ki bu da bir öncekiyle karşılaştırdığınızda yaklaşık 7 milimetrelik bir santimin altında bir yükseklik farkı demek. Tabii en son vereceğimiz bir ölçü daha var, önemli bir ölçü. O da aks mesafesi 2 metre 90 santimetre ön ve arka tekerlerin arasındaki, merkezlerin arasındaki mesafe. Bu yeni ölçülerle tabii oranlarda da değişiklik oluyor. Şöyle özetleyeyim, dışarıdan baktığınızda daha prestijli, daha performans görüntüsü ön plana çıkıyor bir önceki Touareg'le karşılaştırdığınızda. Bunları söylüyorum çünkü bir önceki Touareg'le önemli bir farklılık bu. Bir önceki Touareg yol dışı, yani off-road özelliğini daha çok vurgulayacak bir tasarıma sahipti. Burada çok daha prestijli bir tasarım görüyoruz. Prestij, lüks görünüm nasıl sağlanıyor? Otomobilin üzerinde, tasarımında bunu vurgulayan birçok eleman var ama hemen şu anda ön planda olduğumuz için bir tanesini örnek verelim. Mesela dikine bir ızgara söz konusu. Üzerinde 5 tane krom çerçeve, 5 tane krom elemanın olduğunu görüyoruz. Birbirine paralel ama en üsttekine dikkat edin. Gündüz aydınlatma lambalarıyla beraber otomobilin bütün genişliği boyunca, açılı kısmı da dahil, devam ediyor. Bu da ön taraftan otomobili gördüğünüzde çok prestijli bir görünüm sağlıyor. Ayrıca krom elemanların
her birinin işçiliğine bakın. Sanki metalden CNC ile işlenmiş görüntüsünde. Tabii bu ince detaylar, bir tane örnek verdik. Otomobilin toplam prestijine, tasarım prestijine çok büyük katkıda bulunuyor bence. Yeni Touareg'e silüetten, yani yan taraftan baktığımızda ise tabii ölçüler burada fevkalade önemli. Söylediğimiz gibi 4 metre 88 santimetrelik uzunluk, 1 metre 70 santimetrelik yükseklik ve ayrıca camların arkaya doğru oranının, cam oranının gövde oranına göre azalması, çamurluk çıkıntıları fevkalade sportif bir görüntü veriyor. Ayrıca otomobilin yan taraftan baktığınızda genel tasarımında önemli bir özellik var. Bunu tasarımcısıyla da konuşmuştuk. Baktığınızda tıpkı bir yelkenlinin hafif rüzgarda şişmiş yelkenleri gibi genel bir yüzeylerin tasarım yaklaşımı mevcut. Bu arada Kapadokya'da çok güzel bir festival var. Kapadoks Festivali ve onun değerli yöneticilerinden Ayşegül Turfan Hanım'la beraberiz. Ayşegül Hanım, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten Kapadokya için de çok önemli bir festival. Bize anlatır mısınız? Ne faaliyetleri var? Festivalimiz bu sene 4. yılını gerçekleştiriyor. Bölgede 3Hisar merkezi olmak üzere Orta Hisar ve Göreme'nin dahil olduğu bölgelerde 4 farklı disiplinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bunlar gastronomide piknik, gurme tadım ve doğada açık ateş yemek dediğimiz etkinliklerimiz gerçekleşiyor. Açık hava etkinliklerinde vadi yürüyüşleri, bisiklet turları, yoga etkinlikleri yer almakta. Aynı zamanda akşamları farklı mekanlarımızda konserlerimiz gerçekleşmekte. Bir de Çağdaş Sanat tarafında çok değerli sanatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz bir Çağdaş Sanat projelerini içeren, Orta Hisar'da yer alan bir etkinliğimiz var. Vallahi tebrik ediyoruz. Kaç kişi katılıyor yaklaşık olarak? Sayabiliyor musunuz? Tam sayamıyoruz ama yaklaşık 10 bin kişi festivalimizde yer alıyor. 4 gün boyunca farklı farklı aktivitelerde yer alıyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Sağ olun. Programımızın artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kapadokya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesinde Uçhisar'dayız ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Volkswagen Türkiye'nin genel müdürü Sayın Gino Bottaro ile beraberiz. Ama beraberken kendisine bir sorum var. Gino Bey, merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun vallahi. Çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir organizasyonda bulunduğumuz için. Size şeyi soracağım. Özellikle son yıllarda otomotiv sektöründe SUV segmenti, her ölçüdeki SUV segmenti ciddi bir şekilde artıyor. Artan tek segment. Çok bunu doğru. Bize bir değerlendirebilir misiniz? Çok doğru. 2017 yılında tüm dünyada yaklaşık 28 milyon adet SUV satıldı. Toplam pazarın neredeyse %34'ü şu an SUV araçlardan oluşuyor. Bunu incelediğimizde enteresan birkaç data tespit ediyoruz. Birincisi, otomotiv üreticilerinin değişen teknolojiyle beraber binek otomobillerle aynı platformu kullanarak ürettiği SUV modeller tabii ki üretim maliyetlerini çok ciddi aşağı çekiyor ve çeşitliliği çok arttırıyor. İkincisi, yüksek oturma pozisyonu. Yüksek oturma pozisyonu ve vizibilitenin artmış olması insanlara bir güven duygusu aşılıyor. Yüksek diz mesafesi, yüksek baş mesafesi ve özellikle artan bagaj hacmi, römork çekebilme kabiliyeti, her tür yol koşullarında tüketiciye bir transportasyon sağlıyor olması, yani fonksiyonelitenin artışı bu segmentin her geçen gün yükseleceğini, bundan sonra da yükselmeye devam edeceğini bize sinyallerini veriyor. Türkiye'de bu oran 2017 senesinde %18'lere kadar yükseldi. Çok ciddi bir yükseliş. Biz tek rakamlı pazar paylarından %18'e kadar çıkan bir seyir izliyoruz. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde
dünyada olduğu gibi bu trendin Türkiye'de daha da hızlanarak artacağını öngörüyoruz. Volkswagen grubu da bu stratejiye paralel olarak SUV modellerinde ciddi bir artış, ciddi bir yaygınlaşma ve bundan sonra birçok hem konvansiyonel motorlu hem de yeni trend olan elektrikli ve hibrit modellerle bu segmentteki model sayısını arttıracağının müjdesini bize verdi. Ben size katılımınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir seyahatti. Çok dinamik bir test sürüşüydü. Bir dahaki görüşmeye kadar şimdiden çok çok teşekkürler. Gerçekten çok sağ olun. Arkadaşlığınız, dostluğunuz için de çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim söylediğimiz gibi ne yazık ki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapadokya'dan ülkemizin bu çok eşsiz bölgesinden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.